Arkadaşlar merhabalar. Enerji akışı ve madde döngüsünü işleyeceğiz bugün. Enerji akışı. Tek enerji kaynağı arkadaşlar doğada güneştir. Direkt soru olarak karşına çıkar. Der ki tek enerji kaynağı doğadaki nedir? Güneştir arkadaşlar unutmuyorsunuz. Tek enerji kaynağı güneş. Peki enerji akışı der ki sana e, tek yönlüdür. Unutma bu da soru olarak senin karşına çıkacak. Her basamakta her basamakta %90'lık bir kayıp vardır arkadaşlar unutmayın. %90'lık. Yani 1000 kilogramlık enerji bir sonraki basamağı arkadaşlar 100 kilogram, bir sonraki basamağı 10 kilogram, bir sonraki basamağı ise 1 kilogram olarak arkadaşlar çıkar. Yukarı çıkıldıkça arkadaşlar miktar sayı azalır ama canlıların kütlesi, hacmi artar. Kartal arkadaşlar istisnai bir durumdur. Böyle bir şey karşınıza çıkabilir. Bu sizi yanıltmasın madde döngüleri. Madde döngüleri ile ilgili şunu unutma, karşılıklı bir döngü var. Ve asla madde kaybı yoktur. Karbon döngüsü. Yeryüzünde arkadaşlar karbonun kaynakları litosferde arkadaşlar. Litosfer demek arkadaşlar unutmayın, taş küre demektir. Kömür, petrol, doğalgaz, kireç taşı şeklinde bulunur. Atmosferde ise kirli gazlar şeklinde bulunuyor. Karbondioksit hidrosferde, karbondioksit ve bikarbonat şeklinde, biyosferde ise organik molekül şeklinde bulunur. Peki karbon nasıl üretilir? Biz her solunum aldığımız zaman karbon üretiriz. Yeryüzünde meydana gelen orman yangınları, fosil yakıtları, fosil, fosil yakıtlar, yani araba egzozlarından çıkan dumanlar, sanayi bacalarından çıkan dumanlar, piknikte yaptığımız mangallardan çıkan dumanlar arkadaşlar ee, buna örnek. Canların çürümesi arkadaşlar. yine Canların çürümesiyle karbon açığa çıkar. Suyun havayla teması sonucu karbonatlı kayaçların ayrışması sonucu karbon üretimi sağlanır. Karbondioksit tüketimi ee, fotosentez sırasında arkadaşlar e, bitkiler oksijen üretmek için yine karbondioksit kullanırlar. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu sırasında karbonatlı kayaçların oluşumu sırasında ve fosil yakıtların oluşumu sonucu sonucunda e, oluşumu sırasında bu taş kömürü, lignit, petrol oluşumu sırasında havada bulunan karbon, yerde bulunan karbon tüketilir. Oksijen döngüsü. Arkadaşlar biz ee, karbondioksit veriyoruz, oksijen alıyoruz. Peki oksijeni üreten şey ne? Bitkinin oksijen üretmesi fotosentezde arkadaşlar bitki oksijen üretiyor ve suyun içindeki oksijenin ayrışması sonucunda arkadaşlar fotoliz meydana geliyor. Bu sayede de arkadaşlar biz oksijen üretiyoruz. Peki en çok oksijeni kim üretir? Biyosferdeki oksijenin %90'ını arkadaşlar sularda yaşayan aklar üretir. Unutmuyoruz. Oksijenin tüketimi nasıl olur? Canların solunum yapması, fosillerin yanması yine dediğimiz gibi arkadaşlar sanayi bacasından çıkan dumalardan üstünde araba egzozlarından bizim nefes almamıza varın arkadaşlar. Besin maddelerinin yakılması arkadaşlar sindirdiğimiz besinler, orman yangınları arkadaşlar bizim oksijen döngüsüne yine katkımız. Azot, nitrojen döngüsü. Azot arkadaşlar bizim için olmazsa olmazdır. Doğada en çok bulunan gazdır arkadaşlar canlıların büyümesini sağlar. Toprağın verimini artar, verimini arttırır. Özellikle toprakta azot azotun artması için arkadaşlar biz nohut ekeriz. Peki havada bulunan azot toprağa nasıl geçer? Bir süreç var onu bir izleyelim arkadaşlar. Volkanik patlama ve şimşek. Eğer meydana gelirse bir elektriklenme meydana gelir. Bu elektriklenme sonucu arkadaşlar oksijen ve azot birleşir. Bu olaya biz nitrit ya da nitrat deriz. Unutmuyoruz. Daha sonra yağmur suyuyla bunlar toprağa karışır arkadaşlar. Topraktan bitkiye karıştığı zaman nitrifikasyon meydana gelir. Unutmayalım. Azotun topraktan bitkiye geçmesine biz nitrifikasyon deriz. Hemen soru olarak şöyle karşımıza gelir. Havadaki azotun canlılara geçmesi için hangi süreçlerden geçmesi gerekir? Havada bir nitrit nitrat meydana geliyor ama biz topraktan bitkiye geçişe ne diyorduk arkadaşlar? Nitrifikasyon. Soru olarak senin karşına çıkabilir bu. Ya da der ki sana nitrit, nitrat, nitrifikasyon bu kavramlar hangi döngü içerisinde geçmektedir? Cevabımız arkadaşlar azot döngüsü, su döngüsü. Su döngüsü arkadaşlar malum biliyorsunuz yeryüzündeki suların buharlaşması sonucu gökyüzünde bulutlar oluşuyor. Havanın soğuması sonucu tekrar bunlar yağmurlak yere düşüyor. Yer altına, göllere, akarsulara, denizlere karışıyor. Bu süreç böyle devam ediyor. Ama su döngüsüne zarar veren durumlar var aşırı kentleşme var. Aşırı kentleşme sonucu arkadaşlar su kullanımı arttı. Bu su döngüsüne zarar veriyor. Onun dışında bir hatırlatma yapalım. Barajların doluluk oranı arkadaşlar şu an az. İstanbul'da %65 barajlarda doluluk varmış. Biz korona nedeniyle, korona nedeniyle ellerimizi çok hassasız, hassas olmamız lazım. Yıkıyoruz fazlasıyla ama Hacettepe Üniversitesi'nin geçen bir duyurusu oldu. Dikkat etmemiz lazım. sularımız arkadaşlar az bunu dengeli kullanmamız gerekiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.